postacı arkadaşlarla, yani posta dağıtımcısı arkadaşlarla ilgili birçok şikayetler geliyor. Şimdi önceleri biliyorsunuz Adana'da Abdurrahman Yağdıran Bey vardı, bak postacı geliyor diye şarkılar yapmıştı. Belki postacıların kralıydı. Fakat şimdi biliyorsunuz artık mektuplaşmak yok denecek kadar az. İşte tebrikleşmek belki yok. İşte hepsi dijitale döndü, sosyal medyaya döndü. Sadece postacılar resmi evrak tebliğatı yapıyorlar. Şimdi biliyorsunuz daha önce de yine konuşmuştuk. Biz Adana Posta Dağıtım Merkezi'nin karşısındaki adrese mektup gönderdik resmi yoldan. O adresi efendim 15 gün bulamamıştı dağıtımcı. Oysa ki şimdi biliyorsunuz dijital takip var. Bakıyorsunuz elinizde işte dağıtım şirketine ulaşmış, ilçeye ulaşmış, memurun eline geçmiş. Memurun elinde 15 gün mektup bekliyor. Halen teslim edilmemiş. Bunu görmüştük biz. Veya diyelim ki yine resmi bir evrağı karşı komşunuza gönderiyorsunuz. Postacı o adresi bulamadım veya o evde kimseyi bulamadım gibi not ibaret düşen, geri iade olan biz resmi evrakları da görmüştük. Yine bunun gibi bir evrağı geçen gün bana örneklerini getirdiler. Şimdi buradan Adana'dan İstanbul'a arkadaş bir resmi evrak gönderiyor. Şimdi evrak takip sistemi var. Evrak İstanbul ilçeye dağıtıma varıyor. Dağıtıma ulaştığı gün İstanbul'dan telefon geliyor. Şimdi 4 aydır gelmeyen telefon İstanbul dağıtımcısının eline mektubun geçtiği gün telefon geliyor. Ama tebrikat yapılmamış görünüyor. Ondan sonra aradan 3-5 gün geçiyor. Bunlar mektup üzerinde müzakereler yapıyorlar karşı tarafla ama mektup hala teslim edilmediği görülüyor. Sonra yani mektup dağıtımcının eline geçtikten efendim 5 gün sonra teslim edildi tarihi düşüyor. Yani diyelim ki pazartesi günü dağıtımcının elindeki muhtemelen dağıtımcı onu teslim etti ama tarihi cuma günü atıyor. Ama bu arada o 5 gün içerisinde bunlar mektup üzerinde her iki taraf karşılıklı müzakereler yapıyor. Belki onu yapmasalar dağıtımcı diyebilir ki ben onu teslim etmedim, işte cuma günü teslim ettim diyebilirdi. Ama orada müzakere olunca dağıtımcının burada suçüstü oldu. Bununla ilgili de belki kanuni işlemler yapılacak. Biz yetkililerle görüştüğümüzde, yani posta müdürleriyle veya işte yetkililerle görüştüğümüzde ya hiç sorma diyorlar. Yani bu dağıtımcılarla ilgili birçok davalar açılıyor ama uslanmıyorlar diyorlar. Sonra birçok böyle resmi tebligatları alanlar, verenlerle görüştüğümüzde biz de yapıyoruz diyor. Yani dağıtımcıya bir paket sigara alıyoruz veya bir sigara parası veriyoruz. Dağıtımcı yani bize mektubu teslim ettiği halde oraya 5 gün sonranın tarihini atıyor dediler.